Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Haç suresi 65-72. Ayetleri değerlendireceğiz. Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa halinde bu bölümü okuyup anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Elem tera, görmedin mi? Bu gibi ifadeler birinci muhatap itibariyle peygamberimize bakar. Ama Kur'an'ın muhatabı bütün insanlardır. Her bir muhatap da bu ayetlerde kendini görebilir. اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ Allah size musahhar kıldı. مَا فِي الْاَرْضِ Arzda olanları emrinize verdi. وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ Ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri de yine size musahhar kıldı. Burada Allah-u Teala'nın yeryüzünde olanları, denizde denizi, denizdeki gemileri emrimize vermesi nazara veriliyor. Demek ki bunlara bakıp ibret almamız ve şükretmemiz gerekir. Bizden daha büyükler bize hizmet ediyor. İşte hava, su, dağlar, bitkiler, hayvanlar, bunların hepsi adeta emrimize amade, adeta bize hizmet için etrafımızda emirber nefer hizmet etmek için can havliyle çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Üzerine binmiş olduğumuz gemi çok ağır bir cisim ama Allah-u Teala suya öyle kanunlar koymuş ki o kanunlar sayesinde o gemi denizde batmadan düzgün bir şekilde yol alabiliyor ve selametle menziline ulaşabiliyor. Ve yumsikus semaa en takaa alal ard Allah semayı arza düşmekten tutar, korur. İlla bi iznihi ama izniyle bu meydana gelecektir. Yani Allah'ın izni olmadan gökler yere düşmez. Gökyüzündeki o cirimler yeryüzüne düşmez ama Allah izin verdiğinde düşecektir. Bu da kıyamette olacak. Kıyamet kopuncaya kadar yer yer olarak kalacak, gök gök olarak kalacak. Ama kıyamet koptuğunda artık yer paramparça, gökteki yıldızlar birbirine çarparak, bir kısmı belki dünyamıza çarparak o şekilde alemin harabiyeti gerçekleşecek. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Şüphesiz insanlar, şüphesiz Allah insanlara karşı rauftur, rahimdir. Yani bunlar Allah'ın bize şefkatini ve merhametini gösteriyor. Allah-u Teala çok şefkatli, çok merhametli ve bu şefkat ve merhametini her şeyi emrimize vermesinde, gökten bize gelebilecek zararlı şeylere fırsat vermemesinde çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Ve huvellezî ehyâkum o Allah ki size hayat verdi. Sümme yumîtukum sonra sizi öldürür. Sümme yuhyikum sonra tekrar sizi diriltir. İnnel insane lekefur ama bu insan gerçekten çok nankör. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala'nın bize verdiği hayat ve ölüm, bunlar ard arda burada anlatıldı. Hayat, Cenab-ı Hakk'ın en antika sanatlarından birisi. Hayatı vermek sadece onun elinde. Bir başkası hayatı taklit edemez ve bize hayat veremez. Ölüm ve hayat Cenab-ı Hakk'a mahsus, yani onun tasarrufunda. Böyle olunca insan gerek hayat nimetine, gerek ölüm nimetine, gerekse etrafta gördüğümüz her şeyin emrimize verilmesine şükretmesi gerekir. Var olmak ne büyük bir nimet, şükrü gerektirir. İnsan olmak ne büyük nimet, şükrü gerektirir. Kur'an'ı anlamaya çalışmak ne büyük nimet, bu konuda bir meşguliyet, şükrü gerektirir. Ama Allah-u Teala insanların nankör olduğundan serzenişte bulunuyor. Bu insan ise nimetlere karşı son derece nankör. Kefur ifadesi mübalağalı bir anlatımdır. Yani insan son derece nankör. Bunu bize bildirmekte. Gutilel insanu ma ekfara. Başka bir ayette Allah-u Teala insandan bu şekilde serzenişte bulunuyor. Ve kahrolası insan ne kadar da nankör diyor. Likulli ümmetin cealna menseken
hum nasikuhu, biz her ümmet için yapacakları bir takım ibadetleri belirledik. Fela yunazunneke fil emr. Sakın onlar bu hususta seninle bir nizaa girmesinler. Yani bu konuda bir tartışma olmasın. Mesele tartışma olmayacak kadar açıktır, bedihidir. Yani neden İslamiyet bizim dinimize göre gelmedi deme hakkına sahip değiller. Allah-u Teala her dönemde dinler göndermiş ve göndermiş olduğu dinler bir takım böyle ibadetlerde, bir takım furuatta ayrılık, farklılık arz edebilmiş. Bu da mevsimlere göre insanların kıyafetinin değişmesi gibi, mevsimlere göre gıdanın veya bünyeye göre ilaçların değişmesi gibi bir durum. Allah-u Teala elbette insanların durumunu en iyi bilir ve ona göre de hükümler gönderir. Ved'u ila rabbik, sen Rabbine davet et. Sen Rabbinin yoluna insanları çağır. İnneke le ala huden müstakim, şüphesiz ki sen istikametli bir hidayet üzeresin. Dosdoğru bir yol, insanları gerçekten hak vakikata sevk edecek bir yol üzeresin. Malum bizler ihtinas sıratal müstakim derken Cenab-ı Hak'tan sırat-ı müstakime, dosdoğru yola hidayet edilmeyi talep ediyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et diye Cenab-ı Hak'tan talep ediyoruz. Cenab-ı Hak peygamberimize inneke ala sırat-ı müstakim demek suretiyle sen sırat-ı müstakim üzeresin, böyle bir nimeti peygamberimize verdiğini bildiriyor. Onun gittiği yol dosdoğru bir yoldur, tamamen hidayettir. Ve in cadeluke, şayet seninle mücadele edecek olurlarsa, seninle mücadeleye girişecek olurlarsa, fekul, sen onlara şöyle cevap ver: Allahu a'lemu bima ta'melun, Allah sizin yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Yani Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Dolayısıyla kimin iyi, kimin kötü, kimin haklı, kimin haksız olduğunu, kimin doğru bir yolda, kimin eğri bir yolda olduğunu Allah en iyi bilendir. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyame, Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verir. Yani şu dünya hayatında iyiler kötüler tam birbirinden ayırt edilmeyebiliyor. Zalim zulmünde devam edebiliyor ve mazlum da zulüm altında inlemeye devam edebiliyor. Ama kıyamet günü geldiğinde artık bütün insanlar birbirinden hakkını alacak. Kimsenin yaptığı kimsenin yanında kalmayacak. İşte kıyamet günü Allah hükmünü aranızda verecektir. فِيمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ, hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz meselelerde Allah hükmünü verecektir. Yani dinler hususunda gerçekten bir tartışma var. Mesela Yahudiler kendilerinin en doğru yol üzere olduğunu söyler. Hristiyanlar kendilerinin en doğru yol üzere olduğunu söyler. Ve Müslümanlar da tabii haliyle en son din bizim, Allah son dini bize gönderdi deyip kendilerinin en doğru yol üzere olduğunu söylerler. İşte kıyamet günü kimin doğru yolda, kimin eğri yolda olduğu bunlar açıkça ortaya çıkacak. Mesela İsa Aleyhisselam'la alakalı, malum Müslümanlarla Hristiyanların bakışı çok değişik. Hazreti İsa Allah'ın oğlu mudur, yoksa Allah'ın bir kulu ve peygamberi midir? Müslümanlarla Hristiyanlar arasında tartışmalı bir mesele. İşte kıyamet gününde bu açığa çıkacak. Ve onun Allah'ın kulu olduğu, Allah'ın peygamberi olduğu Hristiyanlar tarafından da görülecek. Elem ta'lem, bilmedin mi? Ennallâhe yâlemu mâ fissemâi vel ard, Allah sema ve arzda ne varsa hepsini bilir. Yani gökte ne var, yerde ne var, Allah hepsini bilir. Allah'ın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Yaratan o olduğuna göre ele ya'lemu men halak, yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette yaratan yarattığını bilir. Mülkünde cereyan edenleri de bilir. İnne zalike fi kitab, bu bir kitapta yazılıdır. Yani Allah'ın mülkünde neler cereyan ediyorsa bunlar levh-i mahfuzda yazılıdır ve yazılmaktadır.
Yani şu anda yaptıklarımız da kaydedilmektedir. Allah ilmi ezelisiyle bunları bildiği gibi şu andaki yaşanan şeyler de melekler tarafından kaydedilmektedir. Ve levh-i mahfuz bütün bunların yazısının bulunduğu bir yer olarak ifade ediliyor. İşte bunların hepsi yazılıdır. İnne zalike alallahi yesir. Bu Allah'a karşı kolaydır. Yani bu nasıl olur? Allah'ın mülkü çok geniş. Bu kadar geniş olan mülkte her şey nasıl kaydedilir? İnsan belki kendi güç ve kuvvetine göre bunu düşününce kabul etmekte zorlanabilir. Yani bu şuna benzer. Diyelim ki ücra bir köyde gariban bir insan kendi evinin böyle masraflarını karşılayamaz bir durumdayken, kendi yıkık binasını doğrultamaz bir durumdayken çok büyük sarayların yapılmasını aklı almayabilir. Ama bunu yaptıracak padişahsa padişaha büyük bir sarayı yaptırmak zor da değildir. Burada o gariban vatandaşın kendini padişaha kıyas etmesi yanlış bir kıyas olur. Halbuki gariban insan da insandır, padişah da bir insandır. Ama aralarında servet yönüyle bayağı bir mesafe vardır. İnsan ile Allah arasındaki mesafe aşılmaz bir mesafedir. Böyle olunca bir insanın Allah mülkünde cereyan eden her şeyi nasıl kaydettiriyor, neler cereyan ediyor, nasıl biliyor, bunu anlamakta zorlanması normal. Ama buradan hareketle Allah kendi mülkünde cereyan edenleri bilemez demesi, bu normal değil. İşte Allah mülkünde ne cereyan ediyorsa hepsini biliyor ve hepsini kaydettiriyor ve zâlike alallâhi yesir ve bu Allah'a karşı son derece kolaydır. Ve bir zatın icraatları değerlendirirken o zatın levazımı nazar itibarı alınmalıdır. Ben basitinden şöyle bir misal vereyim. Mesela ben elimdeki Kur'an-ı Kerim'i kaldırıyorum. Bu bir insan açısından anlaşılması zor bir şey değil. İnsan böyle bir kitabı tutar, kaldırır. Bunu anlamak çok zor değil. Ama diyelim karınca. Karıncanın aklıyla bu kitabın kaldırılmasını anlamak kolay bir şey değildir. Hatta karınca buna sadece iman edebilir. Yani insan kitabı kaldırır, buna iman ediyorum der. O kadar. Yoksa nasıl kaldırıldığını karınca kendi küçücük kuvvetiyle algılayamaz. Temsilde hata olmasın, biz kendimizi ayakta tutmaktan aciz varlıklar olarak Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri ayakta tutmasını, bütün sistemi çevirmesini, mülkünde cereyan eden her şeyi bilmesini anlamakta zorlanabiliyoruz. Ama Allah-u Teala'ya bakan yönüyle bu son derece kolaydır. İşte وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِرْ bu Allah'a karşı kolaydır diye bu manayı bize bildiriyor. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ve onlar Allah'ın dışında bazı şeylere ibadet ediyorlar. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ Allah'ın kendisine delil indirmediği şeyi şeylere ibadet ediyorlar. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ ve kendilerinde o konuda bir ilim de yok. Yani Allah-u Teala falana ibadet edin diye bir hüküm bildirmemiş. Veya kendileri özel araştırmalarıyla falana ibadet etmemiz lazımmış diye bir bilgiye de ulaşmamışlar. Sırf bir vehme kapılarak veya şeytanın aldatmalarına kapılarak tutmuşlar. Kendi elleriyle put yapıp onun karşısında ibadet etmişler. Veya tutmuşlar Allah'ın bir peygamberini Allah'ın oğlu kabul etmişler. Halbuki bu konuda Allah'tan bir hüküm yok. Allah bunun tam zıttını bildirmekte. Ama insanlar yanılmışlar. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ Zalimler için bir yardımcı yoktur. Yani zalimler için asla bir yardımcı, hiçbir yardımcı söz konusu değildir. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ O inkar edenlerin yüzlerinde hoşnutsuzluk eseri görürsün. Yani Kur'an'ın ayetleri onlara okunur. Bundan memnun olmaları normalde beklenirken ve gerekirken onlar bundan rahatsızlık duyarlar. Değerli izleyenlerim bu günümüzde de gördüğümüz bir durum.
işte Kur'an'ın ayetlerinin kendisine okunmasından rahatsızlık duyanlar var. Halbuki insanların kitabını okuyor. İnsanlar ne demiş araştırıyor. Onları okumaktan bir rahatsızlık duymuyor ama Kur'an ayetlerini okuduğunda veya kendisine okunduğunda bundan rahatsızlık duyuyor. Yani onun dünyasında din yok. Onun dünyasında ahiret yok, hesap yok. Böyle olunca Allah'a ibadet etmek, işte günahlardan kaçınmak, bu gibi şeyleri anlatan bir kitaba muhatap olmak onu rahatsız ediyor. Çünkü kendisi o kitabın ölçülerine göre suçlu durumda. Bundan dolayı Kur'an'ın okunması kendisinde bir hoşnutsuzluk hali meydana getiriyor. يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْرُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Öyle ki ayetlerimizi kendilerine okuyanların neredeyse üzerlerine saldıracaklar. Yani ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Onlara hakkı hayat tanımayacaklar. O derece Kur'an okunmasından rahatsız, o derece Kur'an okunması onları sıkmakta, rahatsız etmekte. Bununla alakalı tabii değişik yönlerden bakılabilir ama şunu söylemek mümkün. Onların kalp dünyalarında, iç dünyalarında problem var. O problemden dolayı Kur'an onların kalplerinde, kulaklarında rahatsızlık meydana getiriyor. Yani diyelim bir bülbülü dinlemek ne kadar güzel bir şey. Bizi rahatsız etmez. Ama affedersiniz bir merkep bunu dinleyeceği zaman rahatsızlık duyar. Çünkü o başka türlü sesler duymaya alışmıştır ve o gibi sesler onun hoşuna gider. Ama bir bülbülün terennümü onun dünyasında yoktur. Öte yandan diyelim bir gülü seyretmek insana gerçekten hoş intibalar verdirir. Bir gülü seyretmek insanın hoşuna gider. Ama merkebin dünyasında bir gülü seyretmek gibi bir estetik, öyle bir zevk de yoktur. Temsilde hata olmasın. Kur'an'dan hoşlanmayan insanlar ulvi zevklerini artık kaybetmişlerdir. Bunlar tamamen süfli zevklere yönelmişlerdir. Ve bu süfli zevklerle devamlı iç içe olmaktan dolayı da ulvi zevkleri duyduklarında ya inkar ederler veya dalga geçmeye başlarlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'e muhatap olanları duyduklarında sizin hayatınızda hayat mı, haram helal diye dünya zevki namına bir şey bilmiyorsunuz deyip dalga geçmeye bile çalışırlar. قُلْ اَفَاُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكُمْ. Ey peygamber sen onlara de ki bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Ennar ateş. Yani evet dalga geçiyorsunuz, rahatsızlık duyuyorsunuz ama bu rahatsızlığın daha büyük bir boyutuyla daha sonra karşılaşacaksınız. O hiç hoşunuza gitmeyecek. O da nedir? Ateş. Cehennem gibi bir ateş sizi bekliyor. وَعَدَهَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. Allah-u Teala'nın hem cemali var, cemaliyle cennet meydana gelecek, hem de celali var, celaliyle de azap diyarı olan cehennem meydana gelecek. Ve bi'sel masir, o cehenneme girmek ne kötü bir akibettir. Cenab-ı Hak öyle bir akibetten hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.